Kanun sanatçısı Ömer Tütüncü, roman müzisyenlere yıllardır ev sahipliği yapan İzmir'in Tepecik semtinde yaşıyor. Her evden farklı enstrüman seslerinin yükseldiği semtte bugünlerde onun kanunundan Mozart senfonileri yükseliyor. Dünyada romanların çalamayacağı müzik olmadığına inanan Tütüncü, Batı müziğine olan tutkusunu kurduğu Tepecik Senfoni Orkestrası'yla sahneye taşıdı. Tütüncü'nün orkestrasındaki en büyük destekçisi ise klarnetçi dayısı Adnan Fitil. O da aynı semtte yaşıyor. İki çocuk babası klarnetçi, yeğeniyle buluşmadan önce enstrümanının bakımını özenle yapıyor. Sahne öncesi evde buluşan dayı yeğen, gün içinde ailelerinin önünde şarkılarını birlikte çalıyor. İkili son provalarını yaptıktan sonra aileleri tarafından başarı dilekleriyle sahneye uğurlanıyor. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Tütüncü'nün şefliğini yaptığı orkestranın üyelerinin tamamı roman. Akrabalar. Çoğu çekirdekten yetişme ve nota bilmiyor. Kentte belirli günlerde sahne alıyorlar. Diğer orkestralardan farkları darbuka, kanun, klarnet gibi Türk müziği enstrümanlarıyla Mozart'ın 40. senfonisini ve klasik batı müziklerini çalmaları. Bir gün çocuklarla beraber bir işteydik. Televizyona baktık, içeride senfonik sesler var. Televizyondan gelen senfonik sesler. Ya dedim arkadaşlar, biz dedim böyle bir grup kursak dedim, nasıl olur acaba? Bir denesek falan. Elimize de Mozart'ın 40. senfonisinin notası geçti. Aa dedim, bak bir tane dedim önümüzde dedim nota var dedim. Bunu dedim çalışalım dedim, yapalım. Arkadaşlarımla beraber, arkadaşlarımız da zaten bizim grubun %90'ı romanlardan oluşan bir grup. Herkes de yetenekli. İyi dediler bana, oturduk, baktık partileri falan çıkardık. Bir baktık, senfonik bir eser çıktı ortaya. Ama kanunla, kemanla, klarnetle çıkması, ritimlerle çıkması daha bir farklı oldu. İstediğimizi elde ettik. Konuya böyle şey şakayla başladık, iş ciddi boyutlara gelmeye başladı. Ama tabii zor bir iş. Yani kalkıp da mesela 40. senfoni kemanla, kanunla çalmak çok zor. Orkestrada belediye otobüs şoförü de var, %70 işitme engelli darbuka sanatçısı da. Sahnede hareketli parçaların ardından orkestranın çaldığı Mozart'ın 40. senfonisi dinleyicileri şaşkına çeviriyor. Bir anda 40. senfoniyi çalıyoruz ve insanlar şok oluyor. İlgi orada oluyor, herkes duruyor ve bizi izliyorlar. Şarkı bitiyor, herkes ayağa kalkıyor, bizi alkışlıyor. Denedik, başardık, bu şekilde oldu, güzel oldu. Yani aslında amacımız Türkiye dışında Türkiye'yi temsil etmek. Orkestra performanslarının gururunu yaşarken Şef Tütüncü eğitimiyle yakından ilgilendiği 11 yaşındaki kızı Hira Nur'un da iyi bir keman sanatçısı olmasını istiyor. Turaş Top, El Cezire, İzmir.